Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve A'dan Z'ye serisindeyiz. Yine tanıtıma geçeceğiz birazdan. Tanıtacağımız karakter şu anda en son tanıttığımız Venomous Dwarf'ı, Rage Dwarf'ı tanıtacağız şimdi abi. Güzel bir karakter mi? Yani Diamond'lardan çok da iyi olduğunu söyleyemem ama tanıtalım bakalım. Dwarf bu arada bu şeyden sonra, bu bölümden sonra Dwarf şeyi bitmiş oluyor, Dwarf tanıtımları. Örmek serisine başlıyoruz. Örmekten de ilerleyeceğiz bakalım. Örmekte güzel şeyler var bu arada. Harbiden iş yani. Örmek'in bilmiyorum. Bir şu Master of Souls belki güzel değildir ama diğer Spectral falan da güzel değil gerçi. Yani ortalama olarak güzel diyebiliriz. Rage Dwarf'a bir tanıtmaya başlayalım bakalım. Faction Wars'a bir gidelim. Quick Play'e girelim. Yine 5'li savaşımızdan tanıtırız diye düşünüyorum. 5 savaş yeterli olacaktır muhtemelen. Şöyle bir gel bakalım kanka. Şimdik buradan nerede? Dwarf'ımızı alalım. Yan tarafa Scorpion falan katabiliriz bu arada. Aslında iş yapar o. Yani ben gene Quan Chi'yi falan bulayım. Birkaç tane ekipman falan da ayarlayalım bu arada. Ekipmanları yine klasik yapacağım. Şöyle Quan Chi'miz burada. Dur lan yanlış kattık. Tamam, bir tane Scorpion atalım şöyle ilerlerden. Aynen, Spec of Scorpion. Bunlar kurtaracaktır bizi. Rahatlatacaktır. Şimdi hiçbir şeyini geliştirmemişim bu arada karakterin. Onları da geliştirelim abi şöyle. Tamam, kullanılabilecek diamond şeylerini bu arada kullanayım. Onlar da işe yarar. Şöyle 17 tane kullanılacak varmış. Kullanalım abi. İşe yarasın, boşa gitmesin bunlar. Şöyle 3 tane varmış ondan. 3 tane kullanamıyoruz ama boşver. Tamam, bastım gitti abi. Evet, şimdi bu şeyi geliştirilmiş mi acaba bunun ya? Ben bu karakteri daha önce galiba bu hesapta hiç oynamamışım. Yani çok fazla bir işe yaramadığı için şey yapmıyor pek. Dur lan ekipmanını takalım da. Yani diğerlerine bu arada ekipman vermeyeceğim. Sadece bunlarda, sadece bunda ekipman olacak. Yüzük verelim. Yok, yüzük mü versin? Yüzük vermeyelim abi, dur. Block Breaker artı kritik alalım. Daha fazla rahatlatacaktır o. Yüzük olarak ne versek şimdi ekstra? Bir Block Breaker'a daha gerek bence yok. Buradan Recovery Boost veriyor. Özel yeteneklerimizin hepsinde Reduced Power veriyormuş aslında. Bu iş yapar. Bunu alalım. Daha iyi yüzük var mı? Var tabi. Power Generation Boost falan, bunlar da güzel aslında. Ama dursun bakalım. Şimdilik böyle bir girelim abi. Ortalama bir şey olsun. Yani. Ha dur. Şimdi takımımız hazır olduğuna göre şöyle Rage Dwarf'a tanıtmaya başlayalım bakalım. Ne diyor? Ne lan bu? Rage Dwarf'a bir rakibi yendiğinde yüksek bir seviyede yüksek hasar vuran bir tane sonsuz zehir bırakıyormuş abi. Takıma bırakıyormuş bir de. Bu bayağı aslında tatlı bir pasif. Ve zehirlenmiş rakiplerin, o takım arkadaşları zehirlenmiş rakiplere karşı %30 daha fazla kritik vuruş şansına mı? %30 daha fazla kritik vuruş hasarına sahip oluyorlar. Kritik vuruş şansına değil, değil mi? Aynen. Şansla değil abi. Critical damage atıyorlarmış direkt. %30 daha fazla vuruyor. Aslında güzel. Curse ile birlikte. Gerçi Curse zaten aynı şey geliyor. Curse'ün daha üst seviyesi oluyor mu? Olmuyor. Yani Curse'e yakın oluyor gene ama. Demonic Curse atıyor ya, o da benzer bir olay. Yani iş yapar mı? Yapar. Bir dakika, yetenekleri bu arada. Birinci yeteneği zehir, ikincisi yerine sabitleme. Bu güzel bir olay. Üçüncüsü de Demonic Curse bırakıyormuş. Yani yine klasik değil aslında. Dwarf'ın daha farklı, hatta en farklı versiyonu bu. Yani daha güzel Dwarf'a çıkabilir mi? Tabii ki de çıkabilir abi. İsteseler yaparlar ama yani bakalım. Daha Kotal Kahn'ın Diamond'ı bilmem neyi falan filan derken, oho, daha gelecek çok şey var abi ya oyuna. Yani şöyle bir başlayalım bakalım. Birinci teneğimiz şöyle. Zehirimizi bırakıyoruz abi. Ve bir rakibi öldürdüğümüzde sonsuz zehir bırakmak gerçekten çok güzel bir olay. Güzel. Yüzde kaç kaç vuruyor bar? %31. Bir dakika. 24. 22. 21. Yani ortalama bırakıyor. Şimdi bu galiba, bir dakika. Bundan sonra mı zehirleniyorlar ve fazla yiyorlar? 99, 97, 96. Yani sonsuz zehir yiyorsa da bu arada bir deneyelim bakalım nereye kadar gidiyor harbiden. Görmüş olalım abi. 87 bayağı, %14, %10. Oğlum bu bayağı aslında şeyde, mesela hani kulelerde falan böyle acayip can yenileyen kısım oluyor ya. Orada bir şey diyeyim mi? İnanılmaz sonsuz zehir ne demek lan? Bayağı iyi ya. Hacı baksana. Sürekli yiyorlar. Lan kullanılır ha. Vallahi kullanılır. Şaka maka, gerçekten çok güzel iş yapabilecek bir olay. Yani Demoge Overtime'in bir tanesini sürekli olarak bırakmış oluyorsunuz. Geriye kanama ve yakma kalıyor. Onu da Scorpion'la falan desteklersiniz. İşte klasik Scorpion olabilir. Üstüne bir tane Mortal Kombat 11 Scorpion katarsınız. Hem sonsuz kan atırsınız. Bilmem ne yani. Bayağı denenebilir şeyler. Bilmiyorum. Bana bayağı iyi geldi. Baksana abi, sonsuz zehir ne demek ya? Şuna bak. Vur bakalım oğlum.
Yani bayağı da kritik vuruyoruz bu arada. Retemer ve şey sayesinde tabii. Shaquan'ın ekipmanı sayesinde iş yapıyor. Yani vallahi güzel ha, bir şey değil mi? Ben beğendim yani. Hani karakterin ne kadar şey olsa da ya, tabii çok daha iyi pasifler olduğu için bu Diamond'lar geride kalıyor. Mesela Strikeforce Scorpion'un pasifi paha biçilemez bir pasif aslında. Ölümden kurtarması, girdiğinde işte power drain atması bilmem ne falan, bunlar çok değerli pasif. Yani bayağı iş yapabilen özellikler. İşte birinci teniyle stun atıyor, ikincisiyle kendi canını dolduruyor bilmem ne. Baya baya şey yani, güzel özellikleri var çoğu karakterin. Ya Diamond, çoğu Diamond'ın böyle aslında da. Yani Ronin takımından iş yapmayan, yani iş yapan bir Kenshi var, gerisi çöp. Yani Strikeforce Cascade çok da güzel bir karakter diyemem. Bence güzel bir karakter, mesela o güzel değil. Klasik Goro aynı şekilde, yani ortalama bir Diamond, çok da şey değil. Yani zehirledik. Güzel. İkinci tenimizi atalım bu arada. Ama ölmemem lazım. Gerçi ölmem ya. Talents ne kullanıyormuşum? Ben ona bir bakayım ben. Bu şey mi? Kalkan. Güzel. Kalkan şeyindeymişiz. Tamam, iyi olur. Tanıtım için iş yapar abi. Şöyle bir. Şunu bir al bakalım oğlum. Kaydırmalım. Yok. Gene şey. Hasar ne kadar bırakıyor peki? İyi vuruyor mu abi? Oo, güzel vurdu. Güzel vurdu. Tatlı vurdu. Çok iyi. Bayağı tatlı. Ve sonsuz şeyi yine bıraktık abi, zehiri. Yani klasik reptil falan olacak ki karşıda bu zehirden kurtulabilsin karşı takım. Yani o da bilmiyorum, zor tabi Block Breaker'ı çalıştırdığı için. Yani kalkanı çalışırsa yeri geldik, tamam, sıkıntı yok. Bayağı iyi ya. Abi bir şey değil mi? Bayağı sonsuz zehir çok güzel bir olay lan. Valla ben yani ön yargılı yaklaşıyordum buna, böyle bayağı şey diye de güzel yani, pasif olarak iş yapar. Fatal Kule'de falan en azından. Yani şimdi şöyle bir şey var. Canını bayağı bir, ama abi Fatal, gerçi sonsuz zehir. Aa, tüm takıma sonsuz zehir bıraktığında can yenileme tamamen kesiliyor zaten. Ulan bu bilmiyorum ya. Valla bu karakteri aslında şeyde kullanılmışız ya, ama 10. evrim olması lazım. Yani 10 değil de en azından bir 8 ve üstü olursa keser. Herhangi bir karakteri öldürttüğünüz anda bu şeye, Dvorak'a mükemmel olur abi. Bilmiyorum. Fullemek gerçekten güzel olabilirdi bu ara. Hoş. Şimdi 3. yeteneğe başlayacağız ama 3. yeteneği bu el atmayacağım. Çünkü mal gibi girdiğimde ilk yeteneğimi kullandım. O birazcık şey oldu. Yani 2. yeteneği bir daha atmayı deneyebiliriz ve Reduce Power güzel bir olay abi. Attığımızda yani sonsuz şeyi aldık şu an. Bayağı bir güzel olay. 2. yeteneği bir daha atmayı deneyebiliriz ya. Bir dakika. Block Breaker'ımız falan tatlı zaten. Şu an o yüzden hızlı bir şekilde güç dolduracağız. Dur kankam, sakin ol, sakin ol. Aynen. Şöyle şöyle vuralım bakalım. 14.000 can da zaten öldü abi. Hani biz vurmaya başladığımızda öldü karakter. Vallahi bilmiyorum. Benim sonsuz zehir inanılmaz hoşuma gitti. Kulede bunu engelleyecek ekipman olmazsa, gelen Fatal kulelerde falan. Gerçekten çok güzel iş yapabilecek bir pasif. Değerlendirilir abi. Hadi bakalım, devam edelim yavrucuğum. Güzel güzel. Yani bunun yanına dediğim gibi bir Scorpion katarsın Mortal Kombat 11. Team Fire atar. Bir taraftan Team Poison. Uf, o osurtursunuz var ya. Yani 1 milyon can da olsunlar istiyorsa. Çünkü sonsuz zehir yiyeceği için o zaten erimiş bir şekilde gelecek karakterler. Sadece dayanmanız gerekecek. İşte yan tarafa bir tane Mortal Kombat 11 Scorpion katsan. Bir tane Strikeforce Scorpion katsan. İşte ölmez Deborah falan. Bilmiyorum. Gerçekten dur bakalım bir iler. Ananın nikahını şimdi ya. Gene gittim birinci yeteneği kullandım. Neyse tamam. Deneyebilirim aslında ama. Jade bu arada kanserlik yapmadı şu ana kadar. Pasifini kullanmadı ama bunu zehirlememiz iyi değil gerçi. Evet, Jade'in canı dolacak. Bu sıkıntı bir olay. Şöyle bir. Ah, bir de sineğe yemedik. Tamam, güzel. Dayandı sineğe karşı. Üçüncü yeteneği atmaya çalışacağım ama öldürme ihtimalleri var. Onu da olsun istemiyorum. Elimden geldiği kadarıyla dolduracağım canımı. Şimdi sonsuz zehir atarsak Jade yan tarafı full can yenileyecek. Kalkanımız çalıştı, güzel. Düz vurmaya devam edeceğim çünkü iki kere kurtulacağım daha. Yani evet abi, sonsuz zehir geldiği için Jade perma bir şekilde can basacak kendine. Yeniden geldik bu arada. Scorpion birazdan gelecek ve kurtaracak bizi. O yüzden sıkıntı yok. Jade'e de 3. yeteneğimizi atmaya çalışırız. Ama atabilecek miyiz? Atacağız, atacağız, tamam. Atacağız abi. Geri dayandık. Şimdi duvara geçtiğinde 3. yeteneğimizi atabilecek hale geleceğiz. Yani güzel ya. Valla kodumuz da sonsuz olsun ya. Böyle verelim ha. Şunu bir al bakalım oğlum. Yani aynı şekilde herhalde gene Dvorak'ın, aynen. Klasik
Üçüncü teneyi abi. Bakalım ne kadar vuruyormuş. Onu da görmüş olalım. Güzel olur. Hadi bakalım yavrucuğum. Ne verdin bize? 37 bin. Yani orta. Hani ikinci yarım Diamond'a göre tabii hiçbir şey. Az vuruyor. Ona yapacak bir şey yok abi. Ama çok değerli bir pasif var yani. Gerçekten çok değerli bir pasif var. Güzel. Yine Mortal Kombat 11 Jade geldi bu arada. Bu hoş bir olay değil abi. Şu zehri atmadan önce bir Scorpion'la falan öldürürsek Jade'i rahatlarız aslına bakarsanız, ama Sub-Zero'su var galiba karşında, değil mi bir de? Bir de kurtulacaksın sen. O işimiz var seninle. Ama olsun ya. He? Değerlendiririz, bir şeyler yaparız yine ya. Şöyle bir şey yapalım bakalım. Tamam. Evet, ilk vuruştan çok güzel oldu gerçekten kanka o hareket. Yani. Ya bayağı da vuruyor bu arada. 200 iyi vurdu. Sıkıntı bir durum. Strike Force Scorpion'a bir geçeyim ben. Onunla sanki daha fazla vurabiliriz gibi geliyor. Ama yani zehirletmek ya da kanatmak istemiyorum. O yüzden şu an uğraşıyorum buna. De kurtulacak bu ya. Evet abi, Ice Claw'unu attı. Hadi bakalım. Şimdi ve kanatacaksın sen. Çok da önemli değil abi bu olay. Yani Dvorak'a ya şeyi çeksek güzel olur aslında da. Şöyle bir şey yapayım. Sana bir snare yapıştıralım kanka. Sen bir öl. Seni çıkarmadan öldürmemiz lazım. Gerçekten ölebilirsin bile bununla bile. Aynen. Jade iyileşecek. Jade artık yapacak bir şeyimiz yok. Buna zaten infinite şeyimizi attık. O yüzden birinci teneyi bir daha atmanın anlamı var mı? Var abi ya. Ha, %30 kritik vuruş şansımız, çünkü hasarımız artıyor daha doğrusu. İş yapabilecek bir şey o yüzden. Jade yani kurtardık kendimizi, tamam. Şöyle bir atayım abi şunu. Hadi bakalım. Şunu vuralım 99 şeyle. Güzel, 53.000 vurdu hayvan. Canımız da ortalama doluyor. Yani şeye geçemiyorum. Şu an bir dakika. Ben niye? Oğlum niye geçemiyorum Dvorak'a? Ne? Ne ya, o ekipman falan mı? Allah Allah, sadece şeye geçebiliyor. Ulan ne kadar garip ya. Dvorak'a giremedim ha. Vallahi çok ilginç bir olaymış bu. Ne alaka ya? Salaklığa bak. Aa, hala giremiyorum lan. Neyse. Al kanka, sana üçüncü yeteneği katalım o zaman. Seversin ya. Al bakayım oğlum. Şunu geçeyim bu arada. Kaç vurduk? Yani 25.000. Abi şu an girebildim duvara. Vallahi çok garip bir olaymış ya. Galiba ekipmanla mı alakalı, bilemedim şu an. Neyle alakalı bilmiyorum ama ilginç ya. Bayağı ilginç. Evet, yani Dvorak gördüğünüz üzere o kadar da kötü bir karakter değil aslında. Yani çok nadir yerde kullanılabilecek bir karakter. Bu olayı var. Bu birazcık şey yapabilir yani. Ama gene de bence iş yapabilecek bir karakter. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.